You got what it takes to go head to head. Unity, yazılımın gelecekteki sürümleri için adlandırma kurallarını değiştiriyor ve üretken yapay zeka araçlarına genel erişim sağlayacağını duyurduğu yeni Unity 6 isimli yepyeni özelliklerle geliyor. Geçtiğimiz günlerde Amsterdam'da düzenlenen Unity 2023'te Unity, oyun motoru yazılımının 2024'te kullanıma sunulacak bir sonraki sürüm olan Unity 6 versiyonuna ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Bu sürümden itibaren Unity, yazılımın geliştirildiği yılı da listeleyen LTS adlandırma biçiminden uzaklaşarak sayı tabanlı bir adlandırma kuralına geçiyor. Gelelim Unity 6 ile Unity'ye ne olacağına. Unity 6, Unity Cloud'un ilk sürümü gibi bir dizi yazılım ve yaşam kalitesi güncellemesini içerecek. En önemlisi yeni Unity Muse ve Unity Sentis gibi Unity'nin iki büyük üretken yapay zeka aracının erken erişimini içerecek olması. Unity Muse, geliştiricilerin iş akışlarını kesintiye uğratmadan daha hızlı varlıklar ve animasyonlar oluşturmaya olanak tanıyan bir yapay zeka içerik oluşturma aracı. Unity Sentis ise geliştiricilerin sinir ağlarını herhangi bir platformda oyunlarına entegre etmelerini sağlayan bir motor. Geliştiriciler Unity 6'nın sunacağı avantajlarla yakından ilgileniyor olacaklar. Çünkü bu, yazılımın yüksek kazançlı geliştiricilerden ilk etkileşimleri ya da gelirlerinin bir yüzdesine dayalı bir ücret talep eden ilk sürümü olacak. Bu ücret programının yapısı, ilk kurulum temelli çalışma zamanı ücretinin geliştirici topluluğu tarafından reddedilmesinin ardından ortaya konmuştu. Unity Create Başkanı Mark Whiten, hem runtime fee'yi ortaya atan hem de Unity'nin bu uygulamayla ilgili özür dilemesini kamuya açık yüzü olan platformları yaptığı açıklamada, sayı tabanlı bir adlandırma sistemine geçişin geliştiricilere tam olarak hangi Unity sürümünde çalıştıklarını ve yazılımın hangi sürümlerinin geliştiricilerin gelir ücretini ödemesi gerektiğini bildirmeyi amaçladığını söylemişti. Bu, Unity'nin geliştiricilerden lansman sonrası yani Unreal Engine gibi oyun kârından gelir toplayacağı bir dünyaya attığı ilk adım ve uzun süredir erozyona uğrayan güveni geri kazanmak için bir fırsat gibi görünüyor. Peki Unity 6 ile gelen üretken yapay zeka bütünlüğü bozabilir mi? Son duyurularında içerik oluşturma için üretken yapay zeka kullanımını öne çıkarmaya çok hevesli olan Microsoft'un aksine, Whiten, Unity Muse ve Unity Sentis için gördüğü kullanımlarda daha ayrıntılı kullanım durumlarını öne çıkarmayı tercih etmişti. Yılın başlarında yapay zekanın oyun endüstrisi için bir yıkım olacağını ilan ettiğinde, geliştiricilerin oyunlarına hangi özellikleri koyduklarını bir sohbet robotuna söylemelerine olanak tanıyan Unity Muse ile doğal dil girdisini kullanımları konusunda heyecanlı hissettiğini belirtmişti. Peki Unity 6 ile gelecek olan Unity Muse'e biraz bakalım. Bildiğiniz gibi Muse, ilham perisi demek. Bunu yapay zeka ile birleştirdiğinizde Unity Muse'un ne için oluşturduğu aslında ortaya çıkıyor. Gerçekte ise Unity Muse, video oyunları ve dijital ikizler gibi gerçek zamanlı 3D uygulamaların ve deneyimlerin oluşturulmasını hızlandıran bir yapay zeka platformudur. Unity Muse'un nihai hedefi Unity Editor'de metin komutları ve eskizler gibi doğal girdileri kullanarak neredeyse her şeyi oluşturmanızı sağlamaktır. Unity Muse platformunun kritik bir özelliği olan Muse Chat için Ocak 2023'te kapalı bir beta başlatmıştı. Şimdi 2024'te Muse Chat'i kullanarak Unity'den iyi yapılandırılmış, doğru ve güncel bilgileri almak için Unity belgeleri, eğitim kaynakları ve destek içeriği genelinde yapay zeka tabanlı aramadan yararlanmakla birlikte Muse Chat ile doğal girdileri kullanarak doku ve sprite oluşturma ve hatta bir karakteri tamamen canlandırma gibi daha fazla özellik göreceksiniz. Unity açıklamasında bunun sadece başlangıç olduğunu ve Unity Muse editörde ve webde size yardımcı olmak için sürekli olarak geliştiğini dile getirmişti. Ayrıca yapay zeka araçlarının veri sahipliği sorunlarının konusunda temkinli olan geliştiriciler teorik olarak Muse ve Sentis kullanarak kendilerini güvende hissedebilirler. Çünkü Unity bunların kullanıcı haklarına sahip olduğu ve verilerinin kendine ait olduğu ve hatta bunun üzerine varyasyonlarla sentetik bir veri kümesi oluşturabileceklerini açıklamıştı. Şimdi de Unity 6 ile birlikte gelecek Unity Sentis'e biraz bakalım. Unity Sentis gerçek anlamda bir oyun değiştiricidir. Teknik düzeyde sinir ağlarıyla Unity çalışma zamanı arasında köprü kurar. Ancak Sentis'in kilidini açtığınızda olasılıklar neredeyse sonsuzdur. What hairstyles would you choose if you had hair? If I had hair,
I would probably go for a messy bun or ponytail. I like how they look on other people and I think they're easy to maintain. Unity Santis, oyununuz ve uygulamanız için Unity Runtime'a bir yapay zeka modeli yerleştirmenize olanak tanıyarak doğrudan son kullanıcı platformlarında oynanışı ve diğer işlevleri geliştirir. Santis, yapay zeka modellerinin Unity'nin çalıştığı tüm cihazlarda çalışmasını da sağlar. Yapay zeka modellerini gerçek zamanlı bir 3D motora yerleştirmek için ilk ve tek çapraz platform çözümüdür. Böylece mobil platformlardan PC'ye kadar ve webten sonra PlayStation gibi popüler oyun konsollarına kadar birden fazla platformu rahatlıkla içerisinde birbiriyle değiştirebilirsiniz. Yani programınızı kullanıcının cihazında çalıştıracağınız için bulutta model barındırmayla ilişkili karmaşıklık, gecikme veya maliyeti olmayacaktır. Ayrıca Unity, Unity Asset Store'da Unity'nin en yüksek kalite ve uyumluluk standartlarını karşılayan üçüncü taraf paketler olan yapay zeka onaylı çözümleri, yani Layer AI, Leonardo AI, Model AI, Replica Studios ve Zebra AI gibi yapay zeka araçlarını kullanıma sunmuştu. Bu yeni çözümler yapay zeka destekli akıllı NPC'ler, yapay zeka tarafından üretilen VFX'ler, dokular, 2D sprite'ler ve 3D modeller gibi üretken konuşma, yapay zeka ile oyun içi testler ve daha fazlasını mümkün kılarak yaratıcılık sürecinizi desteklemek ve hızlandırmak için oluşturuldu. Örneğin VR meditasyon uygulamasında bir geliştirici, Unity Sense'i ve özel bir sinir ağı kullanarak kullanıcıların nefes alışını ölçmek ve meditasyon yapmasına daha iyi yardımcı olacak düzeltmeler sunmak için MetaQuest başlığını nefes sensörlü bir başlığa dönüştürmeyi başardı. Bir başka örnek olan Pong örneğinde ise MetaSense kullanılarak bir geliştiricinin oyunun tam ışın izleme ile nasıl görünebileceğine dair 1 milyon kare oluşturmak için Blender'ı nasıl kullandığını ve ardından top ve raket konumlarına ilişkin verileri yakalayan ve daha sonra tamamen ışın izlemeli bir oyun görünümü veren kareler oluşturmak için sinir ağını kullanan oyunun bir versiyonu nasıl yaptığını göstermişti. Sonuç olarak Unity, iş akışlarınızı hızlandırmak ve deneyimlerinizi güçlendirmek için Unity Muse, Santis ve Unity Asset Store'da giderek büyüyen yapay zeka onaylı çözümler ekosistemimizdeki yapay zekadan nasıl yararlanacağımızı oyun motorunun bu yeni sürümüyle, yani Unity 6 ile bizlere göstermek istiyor. Deneyip göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. I have in my head everything that anyone has ever known. You have in your heart everything anyone has ever felt. Power is given only to those who dare to lower themselves and pick it up.